Değerli müşterimiz, 30 yıla varan tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar. Hepinize güzel bir cuma günü dilerim. Haftanın son işlem gününde başlarken ben düne göre çok daha olumluyum. Çünkü Merkez Bankası hepimizi şaşırtarak beklentilerin de üzerinde bir faiz artırımı yaptı. Faiz artırımına seviniyor muyuz? Hayır, sevinmiyoruz elbette ki ama Merkez Bankası konusu Türkiye'de çok hassas bir konu. Uzun yıllardır çok hassas bir konu. Ve Kasım ayından beri buradaki olan gelişmeler gerçekten çok ümit verici. Önümüzdeki döneme ait. İlk defa fiyat istikrarı için Merkez Bankası'nın bu kadar sıkı bir duruş sergilediğini görüyoruz. Hatırlarsanız bundan önceki senelerde her zaman her toplantıda Merkez Bankası arttırabilecek mi, arttıramayacak mı, ne kadar arttıracak, acaba siyasi etki var mı? Hep bu tartışılan bir konuydu. Hatta bu toplantıya gelene kadar da acaba bu sefer yapabilecek mi? Bu soru işaretlerinin hepsi bence dünkü faiz artırımı ile birlikte temizlenmiş oldu. Ve ilk defa fiyat istikrarını sağlama konusunda sadece Kasım ayından beri verdiği sözel yönlendirmelerde değil, gerçek ve pratikte de bunu uygulayarak kontrolün kendinde olduğunu piyasalara verdi, gösterdi ve bununla birlikte zaten hemen bu global olarak dalgalı bir dönemden geçebileceğimiz ve fırtınalı bir dönemden geçebileceğimiz dönemde kontrolün kendinde olduğunu göstererek bence çok önemli bir güven mesajı verdi piyasalara. Yüksek faiz tabii ki iyi bir şey değil ama bu bir şeyin sonucu tabii ki. Yani biz de %15,6 enflasyonla devam ediyoruz. Enflasyon tahminleri genelde %12 civarında seyrediyor baktığım zaman piyasada. Merkez Bankası'nın kendi tahmini %9,4. Tabii ki bu tahminlerin de yukarıya doğru revize edilme olasılığı yüksek açıkçası. Yani seneyi de biz %14'lerde enflasyonlarda tamamlayabiliriz. Şimdi Merkez Bankası dünkü açıklamasında son dönemde bizim dışımızda, bu sefer bizim dışımızda olan etmenlerin enflasyona etkisi var. Yani global emtia fiyatlarındaki gelişmelerin özellikle ithalat yoluyla bizdeki iç piyasadaki maliyet unsurları üzerinde yarattığı baskının öneminden bahsediyor. O yüzden Merkez Bankası tedbirini alarak bu dönemde önümüzdeki 2021'i geçireceğimizi gösterdi. Öngörülebilirlik açısından çok net ve iyi bir mesaj. Ben o yüzden Merkez Bankası'nı tebrik ediyorum. İkinci iyi haber de benim için tabii ki dün 69 dolar olan bir ara Brent petrolünün 63 dolara düşmesi. Yani bence faizden daha önemli bir gelişme bu. Çünkü biz hayat devam ettiği sürece aşağı yukarı aynı miktar petrolü tüketmeye devam ediyoruz. Ve bir gecede olan yani ortalama böyle devam edeceğini düşünsek bile bir gecelik hareketin senelik olarak baktığımızda Türkiye'nin ithalat faturasında kabaca 2 milyar liralık bir azaltmaya sebep olduğunu görüyoruz. O yüzden düşük petrol fiyatı daha önemli bir gelişme. Hem kur açısından hem cari açık açısından biz ortalama tahminimiz 56 dolardı seneye başlarken onu henüz değiştirmedik. Ama birçok yabancı kurum işte sene ortalama Brent tahminini 75'lere çekmişti. Türkiye için tabii ki daha düşük Brent rakamları daha olumlu. Bunun sorgulanacak hiç bir tarafı yok. O yüzden daha düşük Brent fiyatlarının bizim piyasada daha pozitif ayrışacağımız bir etmen olduğunu her zaman ben söyleyebilirim açıkçası. Çünkü baktığımızda
TL'nin hızlı zayıflamasında bir cari açık faktörü her zaman ortaya çıkıyor. İkincisi de tabii ki global piyasalardaki ve özellikle global faizlerdeki artış. Şimdi dünkü faiz artışında bankalar ilk önce ciddi bir performans gösterdiler. Normalde dün gruba da yazdım, baktığınızda aslında bu mantığa ters bir hareket. Neden mantığa ters bir hareket? Çünkü aslında Merkez Bankası'nın hareketiyle bankaların ikinci çeyreğinde daha kötü olacağını biliyoruz. Hatta birinci çeyreğe göre de daha kötü bir çeyrek olacak. Ne olacak şimdi? Hepimiz oturup rakamlara bakacağız. Banka kârları biraz daha aşağı çekilecek açıkçası. Çünkü kredi büyümesi de yavaş gidiyor. O yüzden sene başında yaptığımız tahminler biraz daha yüksek kalacak. Ama burada önemli olan baktığımızda faiz kararı alındıktan sonra 10 yıllık faizlerde hemen önemli bir aşağı geliş gördük. Bizde de aslında risk algısının en önemli göstergesi bence o. O önemli. Bir de ben yine bizim araştırma grubunda paylaştığım bir veri vardı. Özellikle Amerika bölgesinde bu büyük fırtınalar sonrası petrokimya kapasitelerinde ciddi üretim kapasitelerinde ciddi azalma var ve hala devam eden bir problem bu. Bu da büyük bir ihtimalle petrokimya ürünleri fiyatlarında beklenenin üzerinde bir iyileşme ne neden olmuştur diye tahmin ediyorum. Herhalde Zeynep bununla ilgili biraz konuşur bundan sonra ama petrokimya ürünleri daha enteresan bir sektör. Neden? İşte demir çelikte nasıl Çin çok belirleyici bir ve dominant bir faktör olsa da petrokimya piyasaları biraz daha parçalı. Yani o kadar dominant bir oyuncu yok ama sonuçta bir domino etkisi her zaman oluyor. Kapasite azalmalarında fiyat yükselmeleri, etilen nafta spreadindeki gelişmeden bağımsız olarak son ürün fiyatına olumlu yansıdığından dolayı değişik fiyatlamalara sebep olabiliyor. Ben Petkim dikkatimi çekti. Dediğim gibi analist arkadaş daha detaylı bilgi verecektir. Geçen sene Arçelik Temmuz'da, Ağustos'ta dikkatimizi çeken ya da işte yine Ağustos, Eylül'de dikkatimizi çeken Ereğli gibi değişik bir hikaye olabilir gibi geldi bana. Dediğim gibi ya da analist arkadaş o yorumları yapsın. Baktığımızda çünkü önümüzdeki çeyreklere önemli olan ne olacak? Kar momentumu. Hangi sektörlerde, hangi şirketlerde kar momentumu olacak? Ben bankalarda önümüzdeki iki çeyrek, birinci ve ikinci çeyrekte burada bir pozitif, bizi sevindirecek bir şey olmayacağını söylüyorum. Cemal her zaman Ereğli Demir Çelik'ten bahsediyor. Orada pozitif bir momentum devam edecek. Petrokimya da bunlardan bir tanesi olmaya aday gibi gözüküyor. Onun konusundaki çalışmalarımızı ve düşüncelerimizi Zeynep paylaşsın. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar. Herkese günaydın. Volatilitesi yüksek günler geçirmeye devam ediyoruz. Dün açıkçası Merkez Bankası'nın faiz kararı gayet olumlu bir piyasa beklentilerinin üzerinde hareketini gerçekleştirdi. Zaten Batuhan abi de açıkladı. Buradan sonra bankalar sayesinde aslında dün zaten tepki alımları ve yukarı yönlü hareketler devam ediyordu. Ama bunun seans yorumunda da yazdık, sınırlı kalacağını düşünüyorduk. Ve 1580'in üzerinde bir hareketlilik olmadığı sürece piyasada biraz daha satış baskısı, kar satışları devam eder diye düşünüyoruz. Burada şimdi 1550'ye kadar geri çekildik dünkü satışlarla. 1550 seviyesi önemli. Bunun altında başlaması durumunda endeksin 50 günlük ve 21 günlük ortalamanın birleştiği yer olan 1535 seviyesine kadar endekste geri çekimler yaşanabilir. Dikkat etmekte fayda var. Kritik bölgeler burası. Bunun altına sarkmazsa burada dinlenir, tekrardan hareket devam edebilir ama bu noktalara geldikten sonra arkadaşlar hani küresel piyasalarda veya içeride olumsuz bir haber akışı olursa
Şu an hani bunu görmüyoruz ama bu 1535'lerin altına sarkarsa, hatırlarsınız geçtiğimiz aylarda, haftalarda daha doğrusu, yani Şubat'ın son günlerinde bir gap bölgesi oluşturdu endeks. O noktası da söylüyoruz birkaç gündür, 1480 ile 1490 bandı arasında 1000 puanlık bir yer. Orası böyle göze batıyor. Eğer 1535'in altına sarkmaları olursa, açıkçası anlık olarak o noktalara doğru tabii ki haber akışları da desteklemesi gerekiyor. Geri çekimler yaşanabilir. Dikkat etmekte fayda var. Hiçbir önerimiz yok. Birkaç gündür açmıyoruz öneri. Çünkü bu volatilite ve geri çekilmelerin devam edeceğini düşündüğümüz için bunu söyleyebiliriz. Birkaç tane temettü haberi var. Vestel temettü dağıtacak. Hisse başına 7.04 lira dağıtıyor. Dünkü kapanış fiyatına göre %24.13 bir temettü verimi görmekteyiz. Türk Telekom 2020 karından dağıtılmak üzere 0.54 temettü açıkladı hisse başına. Dünkü kapanışına göre 6.72 temettü verimliği, bunu söyleyebiliriz. Ayrıca arkadaşlar, bu şişede biliyorsunuz ki geri alım programı var. Dün 3.1 milyon not almışlar, ortalaması 7.75'ten. Toplamda bugüne kadar, bu program açıklandığından beri alınan rakamda 4.7 milyon. Onun da ortalaması 7.73 seviyesinde olmakta. Genel olarak diyeceklerim bu kadardı. Herkese iyi seanslar diliyorum. Kolay gelsin. Bu kayıtta yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.